Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün Müslümanlar için gerçekten hüzünlü bir gündür. Çünkü ümmet bir nevi liderini kaybetmiş durumda. Ümmetin onurunu, şerefini savunan Filistin halkının direniş sembolü olan İsmail Haniye'yi kaybettik. İsmail Haniye'nin şu anda gıyabi cenaze namazını Millet Camisi'nde eda ettik. Şu anda Müslümanlar eğer bir olurlarsa İsrail'e karşı, ümmet bir olursa o zaman gerçek manada Gazze kurtulur, gerçek manada ümmet kurtulur. Rahmanaya Kerim, merhum İsmail Haniye şehidimize, kardeşlerimizin derdiyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle. Merhum şehit İsmail Haniye için ve bütün şehitlerimiz için duaya. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ya Rabbel Alemin, bizleri için de Allah'a selam, direnişe devam. Tekbir! Allahu Ekber! Gitmeden önce bize bir vasiyeti var. Tüm dünya Müslümanlarını ve vicdanlı insanları 3 Ağustos'ta 10 aydır devam eden soykırım için meydanlara davet etti. Biz de bu çağrıya o hayattayken kulak verip Tuğba Altınok Camii'nden Amerikan Büyükelçiliği'ne bir yürüyüşü zaten duyurmuştuk. Şehit hayattayken verdiğimiz bu kararı vasiyet olarak üstümüze aldık. Her yer direniş, her yer Gazze, her yer direniş. Bir toplum kuruluşlarının temsilcilerine, siyasi parti yetkili... ve anlaşmalı ve bağlayıcı olarak görmeyin. Zira işgalci ve istilacı güçler bunu açık bir şekilde çiğnedikleri bağlayıcıyı görmezden neden bizim için bağlayıcı oluyor ki? Hava ve deniz ulaşım ağını kapatıp diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri acilen gözden geçirin ve derhal adım atın.